sevgili Son Samuray izleyenleri, yeni bir programla tekrar sizinle birlikteyiz. Her programımızda olduğu gibi bugünkü programımızda da yine özel bir konuğumuz var. Mücadele sporları yapan camianın yakından tanıdığı bir isim var. Değerli izleyenler, Türkiye'de bazı sistemler ve stiller yine belirli isimlerle anılır ve hatıra gelir. İşte bugün konuğumuz öyle bir isim. Türkiye'de vuruşlu karate sistemleri içerisinde Kaji Kempo veya Kempo Karate olarak bilinen sistemin tabii ki Türkiye'ye ilk getiren, çalıştıran Enver Hancı ustamız, onu anmadan burada geçmeyelim. Ve onunla birlikte de Sayın Ramazan Çeliktürk hocamız bu sistemle Türkiye'de anılan, hatıra gelen, bu sistem dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisidir. Tabii ki biraz sonra programın içerisinde bunları da detaylandıracağız. Ramazan Çeliktürk hocamızın Kempo Karate haricinde de birçok branşta da gerek ustalığı, gerek antrenörlüğü, yetiştirdiği şampiyon sporcular ve eğitmenler de var. Onlara da değineceğiz. Ama bugünkü konumuz ağırlıklı Kaji Kempo veya Kempo Karate olacağı için ben değerli ustamı Kaji Kempo ustası olarak, Ramazan Çeliktürk olarak sizlere tanıtmak istiyorum. Değerli hocam, Son Samuray programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Değerli hocam, sizi anons ederken bir eksiklikte bulunmuş olmamışımdır inşallah. Yok, estağfurullah. Gayet güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Eyvallah değerli hocam. Biz de programa verdiğiniz katkıdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Peki değerli hocam, ederim. Ramazan Çeliktürk kimdir? Sizin ağzınızdan izleyicilerimize tanıtalım. Buyurun. Sevgili hocam, Ramazan Çeliktürk 1958 doğumlu, Malatya Pütürge doğumlu olup spor yaşantısının haricinde asıl mesleği tekstilcilik olan bir insan. Evet hocam. Evet. Tekstilin hangi branşı hocam? Ben de tekstilciyim sporun haricinde. Söyleyeceğim hocam. Evliyim ve 3 tane kızım var. Maşallah. Allah bahsetsin. Eşim de sporcu. Çocuklarım da sporcu. Yani ailece sporcuyuz. Tekstilin hangi branşı sayın hocam? Trikocuydum ben. Şimdi yapmıyorum ama uzun yıllar trikoculuk yaptım. Peki. Peki değerli hocam, kaç yılında mücadele sporlarına başladınız? Hangi sistemle başladınız ve ilk hocanız kimdi? Sevgili hocam, 1968'de rahmetli Ahmet Doğaner'le başladım. Karate, Shotokan karate değil evet, mi? Evet, 6 ay gibi bir çalışmadan sonra bir arkadaşımın vesilesiyle Kempo Karate'ye başlangıç yaptım. Bayrampaşa Belediye'nin altında ilk başlangıç yerim. Tabii uzun yıllar geçti. Orada bir süre çalıştıktan sonra bizi orada İsmet Şen çalıştırdı. Kulakları çınlasın. Vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin. Sonra Engin Çebi hocamız geldi. Hocamızın direktifleri doğrultusunda bir sürede o çalıştırdı. Ondan sonra Fındıkzade'ye, Milli Türk Talebe Birliği'ne, efendime söyleyeyim, Amerikan dershanesine, oralarda yani 68'den 79'a kadar böyle bir sıkı çalışma içerisinde olduk. 79'da ben askere gittim. Asker ocağında da devam ettim. Kendi tertiplerime ve üst kademe subaylarımızla beraber çalışmalar yaptık. Kempo çalıştık. Evet. Hocam evet. Sanırım atladınız. Enver Hancı hocayla kaç yılında çalıştınız? İşte o evet atladım ben. Yani Engin Çebi'yle
İsmet Sen'le başladık. Sonra Engin Tebi hocamız bizi Bayrampaşa'da çalışmalarımızı sonlandırdı. Bizi Enver Hoca'ya getirdi. Evet. Yani o da 68-69 belki bir sene sonra belki oldu bu veya 70 oldu. Tam hatırlamıyorum tarihleri. Ondan sonra 95'e kadar çalışmalarımızı orada devam ettirdik hocam. Peki değerli hocam, şimdi o dönem, bahsettiğiniz dönemler, 1968'den bahsediyorsunuz. Hocam ben daha yeni dünyaya gelmişim. Daha spora başlamama da 12-13 sene varmış. Siz bu sporun içerisinde imişsiniz. Tabii o dönem şartlarında Türkiye'deki en popüler mücadele sporu sanıyorum işte judo, karate, değil mi hocam? Özellikle Shotokan karate. Daha sonra yine o dönemde vuruşlu karate sistemleri yavaş yavaş tanınmaya başlanıyor. Rahmetli Ferhat Özsert hocamızla birlikte. Ve siz bu arada ne tesadüftür ki Kajikenpo denilen bir sistemi Enver Anca Usta ile birlikte buluyorsunuz. Yani o zaman nasıl bir değerlendirme içerisinde olduğunuz da Shotokan karate veya judo gibi daha kurumsal sistemler varken Kajikenpo çalışma ihtiyacı hissettiniz? Değerli hocam, şimdi Kajikenpo, şimdi bir Kenpo deniyor, bir Kenpo deniyor. Ayrı yani, şeyler değil. Yani bir Niğde'nin N'siyle okunuyor, bir de Manisa'nın M'siyle okunuyor. Evet. Hangisi İkisi doğru hocam? İkisi de aynıdır. Önce onu bir aydınlatmakta fayda var. Peki. Ken, boş, po, el anlamındadır. Boş el. Evet. Ken, po. Boş, kara, te. Boş el, ikinci anlamı kara, te. Ken, kara, po, te anlamına gelir. Bir evet. Anlamı daha var. Sıkılan yumruğun kanunu. Evet. Yani Kenpo'nun şeyi bu. Kajikenpo'ya gelince hocam sorunuza cevap vermeye çalışayım. Kajikenpo Kenpo'nun devamıdır. Karate, Jiu-Jitsu, Çin boksu, Kung Fu'nun birleşimi. Yani 1947-49 seneleri arasında Hawaii'nin Honolulu kentinde Profesör Andreano Imperato, o zaman profesör, şimdi rahmetli oldu. Daha sonra kançı oldu. 47-49 senelerinde Hawaii'nin Honolulu kentinde 4 tane çok değerli hoca arkadaşıyla Kajikenpo'nun temelini atıyor. Şimdi hocam burası çok önemli. Evet. Hawaii, Honolulu dediğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti aynı zamanda Hawaii. Evet. Peki bu usta yani yerel Hawaii ahalisinden birisi mi? Benim bildiğim oralı hocam. Zenciydim. Yani, o zaman karateye bir farklı bir anlam getiriyor. Farklı belki sistemler ekliyor. Ve bu şekilde Kajikenpo Hawaii'de yani Amerika kıtasında Hawaii eyaletinde doğuyor. Doğru değil mi? Evet hocam. Yani Kajikenpo Kenpo dediğimiz zaman sadece karate geliyor akla. Bir de karate gelsin. Evet, bir de değerli hocam şunu da izleyenlerimize aktaralım. Şimdi Kenpo gerçekten kelime anlamıyla çok mücadele sanatlarında ve savaş sanatlarında çok kullanılan bir isim. Mesela şöyle de deniyor işte Çin Kenposu, Hint Kenposu, Japon Kenposu. Yani değerli izleyenler Kenpo dediğiniz zaman bir ülkede çalışılan bir savaş sanatı sistemlerinin bütününe de Kenpo deniliyor. Ama Kajikenpo için özel bir anlam ifade ediyor anladığım kadarıyla. Çok doğru dediniz hocam. Yani sizinle samimi söylüyorum. Ben uzun yıllardır sizi tanıyorum. Ama şimdi zevkle yani bu sporları araştıran bir profesör karşımda olduğu için çok memnunum.
Estağfurullah. Bunu yeminle söylüyorum, kimseye anlatamıyorum. O dönemlerde Shaolin Manastırı'ndan çıkmış bu sporlar. Shaolin evet. Manastırı. Şimdi Shaolin Kempo, Shaorishi Kempo, dediğiniz gibi Japon Kempo, Amerikan Kempo, Kaju Kempo, sadece Kempo. Şimdi maalesef dünya genelinde sadece Kempo deyip bütün tekniklerin özünü, gerçeğini bir kenara itip Kempocuyuz. Yok kardeşim, Kempocuyum demek de Kempocu olmuyor. Evet. Kempocuyum diyebilmek için sıfırdan beyaz kuşaktan başlayacak damlara kadar her 4 ay, eskiden 6 aydı da, şimdi Karate Federasyonu'na uyum sağlandı son zamanlarda. 4 ayda bir imtihana girecek ve kuşaklarını yükselecek. Bir de ve değerli o hocam, arada da her sınavda evet hocam. Özür diliyorum, sözünüzü kestim. Bir de Kaji Kempo kendi içerisinde bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla çok kolektif bir sistem. Yani sadece tekme yumruk atmaktan ibaret değil. Bugünkü modern MMA veya kafes dövüşü diye bilinen veya jiu-jitsu'nun yer oyunları aynı zamanda sanıyorum silahlı müsabaka çeşitleri, savunma ve saldırı çeşitleri. Yani kendi içerisinde çok zengin bir sistem diye de biliyorum. Dediğiniz gibi yani doğru, sadece kempo iki yumruk iki tekme atmakla kempocu olunmaması gerekiyor. Asla hocam. İşte onu demeye çalıştım. Şimdi kempocuyum diyebilen bir sporcu düşünelim. Kaju kempoyu bilmiyorsa kempocu değildir o. Bu evet. Benim düşüncem değil. Dünya genelinin düşüncesi. Ama en çok benim düşüncem bu. Yani çünkü yani Kaji Kempo denince K'nın K'dan karate, Ju'dan jiu-jitsu, Ken'den Kempo, Kempo, Bo'dan boxing, Kickboksu, Chuanfa Kung Fu. Chuanfa Kung Fu çok önemli. Evet. Evet. Değerli izleyenlerimize şunu da söyleyelim. Hocam özür dilerim tekrar. Çünkü Çin Kung Fu'su üzerinde benim çok önemli araştırmalarım var ve Kung Fu evet. üzerinde Türklerin Etkisi isimli bir kitap, bir eser hazırlıyorum. Hatta bugün ne tesadüftür ki size programa girmeden önce bu kitapla ilgili çalışmalarıma devam ediyordum. Chuanfa'dan bahsettim. Chuanfa'nın ne olduğundan, daha Kung Fu Çin'de Shaolin manastırlarında sistemleşmeden önce yerel halkın kendi içerisinde çalışmış oldukları stil ve sistemlere genel olarak Çin'de Chuanfa ismi verilirdi. Daha sonra Kung Fu ismi kullanılmaya başladı. Dolayısıyla evet yani Kaji Kempo'nun içerisinde Chuanfa Kung Fu'sunun Chuanfa stilinin olması da çok önemli bir detay. Buyurun hocam. Değerli hocam. Şimdi ben 68 diyorum ama diyorum ve belgelerim var. Laf olsun diye değil yani. Bunlar belgelerde ispatlayacağım sözler bunlar. 65'te de başlamış olabilirim. Yani 3 sene eksik söylemiş olabilirim. Çünkü bunu niye söylüyorum? Bunun için söylüyorum. 68'den bu güne kadar hesaplamış olsak tam 52 yıl dolu maşallah. Geçen. Çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Ama yani herkesin nasip etmiyor Cenab-ı Allah. Etsin inşallah. Evet. Şimdi 52 yılda hocam ben Kaju Kempo'yu bitiremedim. Mümkün değil. Uçsuz bucaksız bir sistem. Peki uçsuz bucaksız bir sistem de o sorulara da cevap vereceğim inşallah soracaksınız. Neden şimdiye kadar federasyon olmadı tek başına? Oraya geleceğiz ama. Geleceğiz hocam evet. Evet hocam. Ama Kaju Kempo'da kısaca karate, jiu-jitsu, chinbox, kung fu deniyor ama bugünkü kali eskrimacılar Kaju Kempo'dan çıkma. Sadece kali bölümünü almış. Kali demek Kaju Kempo'da geçmiyor. Karate
karate, jiu-jitsu, kickboksu, kung fu deniyor. Juanfa kung fu deniyor. Ama jiu-jitsu bölümünde kali de var. Sopa, bıçak, kılıç, evet, saldırı ve müdafaları var. Hepsi birer kata gibi. Hepsi evet, emek ister. Hepsi mücadele ister. Yani böyle kolay şeyler değil. Kolay aslında, yani kimseyi de korkutmuş olmayalım. Çalıştıktan sonra kolay. Ama çalışacak adam lazım. Çalışması lazım. İstemesi lazım. Yani ben bu işi öğreneceğim de, bir defa kempoya alışan, kajuk kempoya alışan bir sporcu, işte örneği ben kendimim, hangi sistemi yaparsa yapsın Allah'ın izniyle başarılı olur. Ben oldum hocam. O konulara değinmedik ama şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben 7-8 resmi antrenörüm. Bunların hepsini alın terimle aldım. Hepsinde de Allah'a bir şükür şampiyonlarım da var. Siz kendiniz de söylediniz. Eğitmenlerim de var. İşte hakemlerim de var. Dans sahipleri de var. Bu işi sadece sağlık için yapıp yaşam biçimi olarak yapan öğrencilerim var. Üst kademede, askeriyede, emniyette, efendime söyleyeyim, üst kademede de hiç sporla hiç uğraşmayan, sadece zevk için, sağlık için yapan öğrencilerimize bir şükür var hocam. Onun için Kaju Kempo uçsuz bucaksız bir sistemdir. Yani hocam siz şunu söylemek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim diğer sistemlerde başarılı olmamın asıl ana nedeni Kaju Kempo temelli olmamdır. Peki hocam, burayı gayet iyi anladık. Peki ben şunu sormak istiyorum size. Hem de bu şekilde biraz da Kaju Kempo'nun Türkiye'deki serüvenine de değinmiş olalım. Şimdi anlattığınız kadarıyla ve bizim de araştırdığımız kadarıyla Kaju Kempo gerçekten çok kolektif bir sistem ve stil. Peki Türkiye'de yakın zamana kadar, yakın döneme kadar bu sistem neden hocam yani çok fazla diğer branşlar gibi bir kung fu gibi, bir muay thai gibi, bir kickbox gibi resmileşmiş diğer branşlar gibi neden çok çalışılmamış? Bunun sebebi nedir? Bir de işte siz o hikayeyi 68'lerde başlattınız, 70'lerde başlattınız. O dönemde Kaju Kempo'yu kimler çalışıyordu, nasıl bir yapılanma içerisindeydi ve sonradan neden bir atıl bir dönem içerisine girdi? Şimdi bunu da şuradan anlıyoruz hocam. Kaju Kempo denilince geriye dönüp de araştırdığınız zaman bir iki ismin dışında isim de bulamıyorsunuz. Yani bu işi ısrarla devam ettirmiş olan işte bir sayın hocanız var, Enver Hancı, bir de Ramazan Çeliktürk. Demek ki çok geniş kitlelere bu sistem Türkiye'de pek yayılmamış. Bunun nedeni nedir ve o dönemki çalışmalar nasıl çalışmalardı değerli hocam? Canım hocam, şimdi her şey güzel fakat şu şeyde bir yanlışlık var. Hocamız kulakları çınlasın, selam eder, ellerinden öperim. Sizden yani 6 çeyrek geçe buluşacaktık ya şey evet, olarak çekim. Ben 6 çeyrek geçeden önce hocamı aradım. Size de ayrıca çok selamı var. Söylemiş olayım. Aleykümselam. Aslında bu arada şunu da belirtelim değerli hocam. Biz benim en önemli misyonlarımdan birisi, onu kendime bir vazife olarak kabul ediyorum. Türkiye'deki bütün spor branşlarının ilklerine çalışan ustaları programımıza konuk etmek. Sayın Enver hocamızı da programımıza mutlaka konuk etmek isterim. Bunu da buradan belirtelim. Evet hocam, buyurun. Vallahi hocam, kendisine selamınızı ileteceğim. Şunu söyleyeyim hocam. Buyurun. Ben kendisini aradım. Ayhan hocamızla böyle böyle bir söyleşi yapacağız. Hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Bana dediği kelime şu: oğlum, bayrak sende. Allah yardımcın olsun. Her zaman her yerde senin yanındayım. Sen ne diyeceğini, ne yapacağını çok iyi bilirsin. Şimdi bunu her seferinde söylüyor bana hocam. Bu da bana yetiyor değerli hocam. Bu da bana yetiyor. Peki, şimdi ben unutursam
lütfen hatırlatın. Sorunun devamı nasıldı hocam? Türkiye'deki Kajikenpo'nun çalışma süreci ve neden diğer branşlar yakın döneme kadar popüler olmaması. Hatırladım hocam. Şimdi orada bir yanlışlık var. 68 79 80'e kadar hatırlarsınız. Yani bir ara karate yasaklandı. Judo adı altında kaçak çalıştık. Judo çalışıyormuş gibi gösterdik maalesef o yıllarda. Yani şimdiki gibi çok güzel salonlarımız yoktu. Maalesef yoktu. İmkansızlıklar had safhasındaydı. Derken yapılandırmayı söylüyorum Sayın Hocam. 80'de mi? 81'de mi? Karate Federasyonu kurulmaya karar verildi. Karate Federasyonu kuruldu. Biz kempucular olarak hocamız başımızdayken Antalya bir numaralı kempu merkeziydi. Konya bir numaralı kempu merkeziydi. Antalya Hüseyin Yumakulları. Konya Mehmet Dindaşlar, Mehmet Canlar. Bir iki isim daha vardı. Şu anda aklımda değil hocam. Ondan sonra başka neresi? Yani başka birçok ilde kempo çalışmaları ağırlıklı faaliyetlerimiz vardı. Hocalarımız vardı. Evet. Birkaç hatırladığım ismi yazdım ben. Eğer şey yaparsanız onları okuyacağım biraz sonra. Gerek olursa yani gerek olmasa da canı sağ olsun. Vakit kaybetmeyelim. Ve o zaman federasyon kurulduğu zaman Sayın Hocam biz kempucu olarak hocamız ve biz bir fiil federasyonun yanındaydık. Yanında olduk. Bu 95'lere kadar sürdü hocam. Yani 95'lere kadar yani yanında olduk derken beraber faaliyet mi yapıldı? Şöyle hocam şöyle söyleyeyim. Şey yaptığınız için teşekkür ederim. Şimdi yanında olduk derken şunu demek istiyorum. Yani Karate Federasyonu'nun federasyonuyla beraber hareket ettik. Yani biz kempucu olarak Karate Federasyonu'na bağlı olarak 95'e kadar çalıştık. Ama şimdi tabii o dönemki başkanlar da farklıydı. Teknik kurul da farklıydı. Eğitim kurul da farklıydı. Yani herkes farklıydı. O dönemde itiraf ediyorum. Biz Kıyakuşinciler çok dışlandık. Zor durumlarda kaldık. Biz siyah elbise giydiğimiz için finale kadar gelen öğrencimiz diskalifiye edildi. Neymiş? Siyah elbise giymiş. Buna benzer çok dışlanmalar yaşadık. Benim birçok resmim karate ile ilgili resimlerimde siyah elbise giymişimdir. Belki 300 kişinin içinde bir tek ben varım. Peki hocam bir şey soracağım. Müsabakalara katıldık diyorsunuz ya. Yani Shotokan kurallarıyla mı müsabaklık yaptınız yoksa Kempo'nun ayrı bir müsabaka sistemi veya millilik şansı falan var mıydı? Onu merak ettim. Çünkü şimdi maalesef hocam oradaki şeyinize %100 katılıyorum. O dönemleri ben de bizzat yaşamış birisiyim. Maalesef Karate Federasyonu yakın döneme kadar Karate Federasyonu'nu yöneten kitle maalesef Shotokan stilinin dışında kalan diğer tüm vuruşlu karate sistemleri ve onlarla birlikte de diğer branşlar, bunların başında da Kung Fu gelir. Evet. Tüm branşlara yani üvey evlat muamelesi yapmışlardır. Bu tarihi maalesef kimse bunu inkar etmez. Evet, bu sayın şu anki federasyon başkanı Sayın Esat Deli Hasan'a kadar Esat Deli Hasan'la birlikte kırıldı bu süreç çok şükür. Evet. Ya o dönemde Shotokan adına mı ya Shotokan kumite maçlarına mı giriyordunuz? Anladım hocam.
Şimdi o dönemde biz maçlara girdik. Türkiye şampiyonu çıkardık. İstanbul şampiyonlarını çıkardık. Hangi? Yani çıkardık derken Enver Hoca'dan bahsediyorum. Yani onun denetiminde, onun himayesinde söylüyorum. Ve başka illerden gelenler. Ama neye uyum sağladık? Kempodan değil. Karate'ye. Onu sordum. Yani, evet. Tamam, bizi kabul etti. Bize dendik ki o zaman, bize değil hocamıza. Şimdi ben kendime alıyorum bu cevapları. Uzun yıllarda olsa kendime alıyorum. Dendi ki Vaku'da böyle bir sistem yok. Hatta ve hatta maalesef bu konuşmalarımızı illaki dinleyecek olan arkadaşlarımız, şu anda sağ olan hocalarımız da var. Maalesef tabii hocam ben şimdi gene konu kempo olduğu için hep kempodan bahsediyorum. Özür dilerim. Kung fu ile kempo kardeştir. Yani ağırlığı kendi yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. Hatta ve hatta bugün yaşayan, Allah hayırlı ömür versin, benim emsal hocalarımız var. O dönemde teknik kurul başkanlığıydılar. İşte güzel yerlerdeydiler. Milli takım antrenörleriydiler, eğitim kurulundaydılar vesaire vesaire. Bizimle alay etmişlerdir. Ya Kempo ne ya? Hocanızın uydurduğu bir şey demişlerdir. Ben erkekler ağlamaz derler. Aksine ben diyorum ki erkekler ağlar. Ben çok ağladım. Nasıl ağladım ama? Kimse görmedi ağladığımı. Evime geldim. Kendi başıma, tek başıma kaldım. Sabaha kadar gözyaşı döktüm. İçime attım. Ya benim hocama, benim sistemime, bu güzel sisteme nasıl böyle derler? Bir sürü şeyler yaşandı hocam. Konuşursak 10 saat sürer. Yani hocam bu söyledikleriniz hepsi Türkiye'de bilinen şeyler maalesef. Demin de söylediğim gibi maalesef bir dönem karate denince Türkiye'de sadece Shotokan sisteminin akla gelmesi isteniyordu. Ve belki de size bir şey daha söyleyeyim. Yani bu bir tarihi gerçektir bence. İşte Kempo Karate'nin veya diğer vuruşlu karate sistemlerinin o dönemki karate federasyonu içerisinde alınma sebepleri de belki o sistemleri asimile edip o sistemleri Türkiye'de ortadan kaldırmaktı. Ama siz buna belli ki karşı gelmiş ve mücadele etmişsiniz. Ki bugün Kempo Karate halen yaşıyor. Evet hocam. Ettim Allah'a şükür hocam. Ettim. Ettim. Neticede şöyle söyleyeyim hocama. Yani o dönemde buna benzer çok sıkıntılı günlerimiz oldu. Ama biz 95'lere kadar devam ettik. Yani Shotokan'a uyum sağladık. Yani daha doğrusu Karate Federasyonu'nun belirlediği kurallara. O da Shotokan kuralları. Ama hocam o süreç içerisinde şu gerçekleşmedi değil mi? Yani Kempo Karate adına bir resmiyet olmadı sizin için. Doğru değil mi? Yok evet. Hocam olmadı. Yani resmiyetimiz Karate Federasyonu'na bağlıyız. Ve belki de şöyle bir şey oldu o süreç içerisinde Kempo Karate'de Kempo Karate stilinde çok başarılı olan belki de müsabıklar, sporcular Shotokan'a da kaydı. Burada da bir kan kaybetti. Kempo Karate. Evet. Kaçtılar. Mecburi kaçanlar oldu. Yani evet. Ben demin dedim ya hocam alay ettiler. Ya siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Kaju Kempo diye bir şey yok. Hocanızın uydurduğu bir şey. Ne alakası var? Hocandan Allah razı olsun. Kaju Kempo'nun Shaolin Manastırı'nın gerektiği gibi Türkiye şartları altında bizi çalıştırmış. Ben her zaman söyledim. Şimdi daha da çok söylemek istiyorum. Hiçbir şeyden kısmamış, hiçbir şey kıskanmamış bir tekniği. Ya ben bunu vermeyeyim. Ne bilgisi varsa vermiş. Şu anda dünya genelinde birçok ülkede kaçırken bu yapılıyor. Ben bakıyorum. Yalnız ben değil, herkes bakabiliyor ama ben kemboculuğum için daha çok bakıyorum hocam. Bakmaya çalışıyorum. Bizim öğrendiğimiz kırken bu tarih
kitaplarında Şaolin Manastırı'nda geçerli olan aynı Şaolin Manastırı disipliniyle yapılan kajüken bu. Evet. Yani tamam, bir manastır değil. Çalıştığımız yer bir manastır değil. Yani o dönemin bir spor kulübü. Şimdiki gibi temiz de değil. Yani güzel de değil. Ama aynı anlattığım gibi Shaolin Manastırı'nın kurallarıyla. Bilirsiniz Shaolin Manastırı'nı hocam, kayıt olmak için ilk başta 4 tane hoca orada oturuyor. Gelen öğrencileri kayıt yapacaklar. Aylar. Şimdi onu biliyor musunuz? Evet hocam. Manastırlar tarihinde var. Peki değerli hocam, 95'e kadar geldi bu süreç. 95'ten sonra nasıl bir süreç yaşadınız? Hocam 95'te Enver hocamız Gojuriye'ye geçti. Yani artık sıkıntılarla karşılaşa yok siyah elbise, diskalifiye, yok milli şeye, yarışmaya giriyoruz. Türkiye birincisi oluyoruz. Tamam, aramızda rahmetli Hayrettin Akarsu'yu gitti o zaman milli takıma. Engin Çebi milli takıma seçildi. O esnada askere gitmişti. O gidemedi. Hayrettin Akarsu gitti. Ona benzer. Ondan sonra benim öğrencilerimden milli, yani Türkiye şampiyonasından birinci olanlar oldu. Tamam, bunu biz milli takıma alıyoruz denildi son senelerde. Neticede alınmadı. O zaman ben ne yaptım hocam? Mecburen başka sistemlere girmek, çalışmak zorunda kaldım. Yani nedir onlar? Atıyorum 92'de, 93'te Muay Thai. Muay Thai'ye başladım. Kickboks'a başladım. Efendime söyleyeyim, Kung Fu'ya başladım. Kung Fu bana yabancı değil. Yani Kempo ile Kung Fu kardeştir. Ama Türkiye'de Wushu, Sanda işte Wushu diye geçtiği için Wushu Kung Fu deniyor. Ayrıca bir tabii onun antrenörlüğü var, eğitimi var vesaire. Ne yapalım? Mecburen ona da girdik. Yani siz şunu demek istiyorsunuz. Aslında bu anlattığınız değerli hocam, Türkiye'de birçok antrenörün mecburen yaşamak ve uygulamak zorunda kaldığı bir durum. Yani çalışmış, yapmış olduğu ana sistem eğer federasyon değilse, sonuçta öğrenciler de, spor salonuna gelen öğrencilerin de işte lisans çıkartma gibi, milli olabilme gibi, devletin sağlamış olduğu sosyal haklardan yararlanması için mecburen başka resmiyeti olan branşlara çalışmak, evet, zorunda kalıyorlar. Bunu siz de yaşamışsınız. Zamanında ben de çok bunu çok sıcak olarak yaşadığım için Kung Fu Federasyon değildi. Daha sonra federasyon olan branşları mecburen yapmak, evet, zorundaydık. Çünkü öğrencilerimize bir resmiyet kazandırmak durumundaydık. Aynen hocam. Aynen. Maalesef. Evet. Bu sebeple de sistemlere giriş yapmak zorunda. Bu arada da Valdiniz hep Kaji Kempo'daydı ama diğer sistemleri de resmiyet açısından çalışmak zorunda kalmışsınız. Çünkü diğer sistemler bana yabancı gelmedi. Evet. Bir Muay ele alırsak, Muay Thai'da diz dirsek kılınç denilen tutuşlar, çekişler, atışlar, ağırlık bunlara verilmiş. Diz, dirsek, kılıç denilen çekişler vesaire, atışlar, bunlara ağırlık verilmiş. Demin Kali Eskrima'dan bahsettik. Kali Eskrima diye bir şey yok. Kaju Kempo'nun o bölümündeki alınan sopa, bıçak, kılıç, tabanca vesaire, yani silahlı silahsız saldırılara karşı yapılan müdafaa ve saldırılarla mevcut. Ne yapmış? Onlar Muay Thai'ci onu almış.
kickboksu ne yapmış? Tekme yumruk demiş. Ha, sonradan 5-6-7 sistem oldu. Bir low kick ilave etmiş, bir diz ilave etmiş vesaire. Bunların hepsi Kempo'da zaten var be abicim. Yani ben aslında Muay Thai yaptım, kickbox yaptım, wushu yaptım, jujutsu yaptım ama benim Kempo'mda var bunlar. Ne oldu? Muay Thai yapacağım zaman kurallara uydum. Diz, dirsek, low kick, tekmeler, boks. Yani Muay Thai'cinin boksu da iyi olacak. Konu Muay Thai değil ama yaptığımız sporlar. Ama Kempo'da yok mu? Peki. Kempo'da her şey var hocam. Peki değerli hocam. Buraya kadar gayet iyi anlaşıldı. Bu branşlarda başarılı olmanızın en önemli nedenlerinden biri de Kempo'nun kendi içerisinde çok kolektif bir branş ve sistem olması. Peki değerli hocam. Tabii ki ben biliyorum sizin belki de en büyük hayallerinizden bir tanesi bu Kempo sistemine Türkiye'de resmiyete kavuşması ve federasyon olması. Şimdi demin de söylediğim gibi belki bir dönem çok da fazla çalışanı olmadığından dolayı Kempo Karate belki biraz daha gözlerden uzaktaydı. Ama şimdi evet. Son dönemde özellikle Karate Federasyonu'nda Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Deli Hasan'ın tüm karate ismi geçen sistemleri biz federasyon çatısı altında görmek istiyoruz açıklamasından sonra Türkiye'de Kempo Karate ismi tekrardan gündeme geldi ve popüler olmaya başladı. Ve burada da bir resmileşme evet. ve federasyonlaşma süreci önümüze geliyor. Ve bu yol yürünecek belli. Ancak Türkiye'de Kempo Karate yaptığını söyleyen ve iddia eden farklı dernekler, kulüpler, belki de özel federasyonlar da var. Nedir şu anda hocam Türkiye'de Kempo Karate yapan grupların durumu? Söyleyeyim hocam. Federasyon çalışmasına da geleceğiz. Siz de bir grupsunuz bildiğim kadarıyla ve Karate Federasyonu'na da bağlantılı çalışıyorsunuz. Diğer gruplarla evet. ilişkiniz nedir? Şimdi hocam inşallah karıştırmam hepsini tek tek hocama anlatırım. Estağfurullah. Mevcut son zamanlarda Halis Başkan, Halis Avşar evet. Yönetimindeki Kempo Savunma Sanatları Federasyonu 3 sene biz beraber başladık. Yani Halis Başkan'la beraber başladık. Ben başlarken de kulakları çınlasın Halis Bey'e Karate Federasyonu zaten Kempo Karate, Karate Federasyonu'na bağlı. Ben bunu biliyorum. Halis kardeşim hiç uğraşma Muay Thai Federasyonu'yla. Gidelim bağlanalım dedim. Bunu söylüyorum, lafımın arkasındayım. Dedim, hayır biz Muay Thai Federasyonu'na bağlanacağız. Sözünü aldık, çalışmalar yapıldı. O zaman tamam dedim, benim için problem yok dedim. Şimdi bir dakika ama hocam. Hocam bir saniye altını çizeyim. Kempo Karate Muay Thai Federasyonu'na bağlanma diye bir süreç vardı. Bir resmileşme süreci vardı. Doğru anladım değil mi? Evet. Peki. Onu anlatıyorum. Evet. Yani öyle deyince bana tamam o zaman benim de zaten dedim gayem Kempo Karate'nin uzun yıllardır resmi bir müsabaka, resmi bir organizasyon yapamadığından dolayı tamam ben kendim kulübümde çalışıyorum. Özel dersler yapıyorum. Kendim çalışıyorum. Öğrencilerimi çalıştırıyorum. Yani bende sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok ama ben bu sistemin geleceğe bir miras kalmasını istiyorum. Onun için de Karate Federasyonu'na bağlanalım dediğimde Halis Başkan bana şunu demişti. Hayır hocam biz Muay Thai'ye bağlanacağız. Sözümüzü aldık. Peki. Çalışmalar yapıldı.
Biz Muay Thai ile hareket tamam o zaman öyleyse ne fark eder? Ha karate ha Muay Thai dedim. 3 sene beraber çalıştık hocam. 3 sene. 3 sene sonra ben baktım yani benim düşündüğüm gibi olmadı hocam. Maalesef. Yani gerçekleşmedi yani o süreç. Olmadı. Ne Muay Thai'ye bağlanabildik ne de Halis Başkan yani şikayetçi değilim. Ben şikayetçi değilim. Konuşuyoruz. Gerçekler her zaman gerçektir. Yani şimdi teknik kurul başkanıydım ben orada. Teknik kurul başkanıydım. Baktım hiçbir şey sormuyor. Yalnız ben değil ekip arkadaşlarım da var. İşte Ahmet Topçu, Şerafettin Baynaz, efendime söyleyeyim Muharrem Keküç, daha ismini şu anda aklıma getirmediğim bir sürü yani arkadaşımız var. Hep beraber çalıştık, beraber başladık ve beraberce ayrıldık hocam. Ayrıldık ama o zaman ne yapacağız dedik. Kendimi toparladım ben, konsantre oldum. Mevcut şu andaki Karate Federasyon Başkanımıza istişare ederek randevumuzu aldık. Kırmadı bizi sağ olsun. Gittik. Ben durumları bir bir anlattım. Yani ne anlattığımı söylememe gerek yok. Şeyle ilgili. Zaten o belli. Ne anlattığım belli olur. Anlattım. Anlatınca mevcut başkan da kulakları çınlasın. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi sohbetimizin başında çok eskiden 80'li, 81'li yıllardaki teknik kurul başkanları, teknik direktörler, milli takım antrenörlerinden bahsettik, başkanlardan bahsettik. Şimdikiyle onlar bir değil. Şu anda Esat Başkan kendi inisiyatifini kullanarak başım gözüm üstüne demiştir. Zaten sizinle de bir program yaptı hatırlarsanız. Evet. Size de söz verdi. Sizinle de konuştu. Tamamdır dedi. Söz ağzımızdan çıkmıştır. Ama o arada maalesef Kyokushin ve Ashihara yani federasyon, Wushu federasyonuyla aralarında ne olduysa oraya da değinemiyoruz. Yani sanırım şeyiniz vaktiniz yetmeyecek kadar. Öyle tahmin ediyorum ama neyse. İnşallah başka bir günde onlara değiniriz. Aslında size sorularımın içerisinde o da vardı. Kyokushin ve Wushu'nunla birlikte Kenpo Karate'nin de durumlarını. Ama tabii şimdi oraya çok detaylamayalım. Maalesef Kyokushin ve Ashihara'da camia ikiye üçe bölünmüş durumda. Bir kısmı Wushu Federasyonu'nda, bir kısmı Karate Federasyonu'nda. Çok üzülüyorum ben. Şahsen çok üzülüyorum. Maalesef ve tahkime gitti. Tahkimin sonucu, kesin sonucu bekleniyor. Ama şimdi biz tekrar Kenpo Karate'ye dönelim. Evet, Esat Başkan'dan sanıyorum bu sözü siz grup olarak aldınız. Aldım. Halis Avşar'la olan birlikteliğiniz sanıyorum sona erdi. Halis Avşar da şu anda yine Kenpo Karate adıyla ayrı bir federasyonun sürecinde devam ettiriyor bildiğim kadarıyla. Hocam Halis Başkan Kenpo Karate demiyor. Kenpo savunma sanatları diyor. Ha öyle mi? Yani peki. Evet. Karate diyemez. Karate dediği zaman Karate Federasyonu'na bağlı olduğunu biliyor. Ne olacak? Orada zor durumda kalacak. Yani onu diyemiyor. Diyemez de. Ha, ne zaman der? Belki şimdiki düşüncelerinden, şimdiki çalışmalarından, şahsi menfaatlerinden vazgeçip tamam ben Türkiye Cumhuriyeti Olimpik branş olan bir Karate Federasyonu'na bağlanıyorum derse belki o zaman bağlanır. Yani başka türlü savunma sanatları diye geçemez. Yani hiç
karate federasyonuna savunma sanatları diye geçen karate, karate ibaresi olacak. Peki, peki hocam bir şey daha sorayım. Başka Kenpo Karate çalışan grup var mı Türkiye'de? Yani var mı derken benim gibi var hocam. Yani şimdi bireysel olarak çalışan var. Yani bir şey olarak bir dernek veya özel federasyon olarak çalışan başka yok anladığım kadarıyla. Özel federasyon şu anda Halis Başkan'ın şeyindeki himayesindeki savunma sanatları federasyonu şey yapıyor, faaliyet gösteriyor. Ama dernek federasyonu yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı olabilir. Yani bugün ben de kurabilirim bir federasyon. Nitekim nitekim hocam aklıma gelmişken biz bu olaylar içerisinde ayrıca savunma ve renk sporlarını kurduk. Savunma ve renk sporları federasyonunu kurduk. Dernek federasyonu. Ama birçok şeyler yapıyoruz. Ben değil, ağırlık Ahmet Başkan yapıyor. Diğer arkadaşlar yapıyor. Aynı zamanda spor işverenleri sendikası kurduk. Yani bunlar Kenpo'nun karateye bağlanmasının haricinde yapılan faaliyetler. Yapılan... Peki değerli hocam, şu anda bu çalışmalar, yani bu Kenpo'nun Karate Federasyonu'na bağlanma çalışmaları ne durumda? Ne zaman tam bir resmileşme sağlanacak? Hocam işte demin bahsettiniz ya, itiraz edilmiş. Tahkim ne kararıydı o? Tahkim. Ama tahkimdeki mesele Kenpo ile alakalı değil değerli hocam. O, bizimle alakası yok. Evet. Kyokushin ve Aşar ile alakalı. Evet, Kyokushin ile alakalı. Onu başkanın bize demesi, hocam biz hepsini birden başlatalım diye bekliyoruz. Ha, yani tahkim sonuçlansın, ondan sonra da diğer vuruşlu karate, yani Kyokushin, Aşiara ve Kenpo, galiba sanıyorum Nambudo da var. Bu birkaç sistemin çalışmasını hep birlikte başlatalım diye bir bekleme sürecini aldı herhalde sanıyorum. Evet, evet, evet. Tamam, şimdi evet, eğer olay ki uzarsa o zaman biz bir kere tekrar müracaat edeceğiz hocam. Bizim bunlarla alakamız yok. Tamam, bunlar da bizim sistemlerimiz ama biz Kenpo için müracaat ettik. Madem ki sen söz verdin, biz başlayalım artık diyeceğiz yani bunu. Bu doğal hakkımız hocam. Tabii. Peki hocam, diyelim ki bunlar oldu ve Kenpo Karate Federasyonu'na bağlandı. İnşallah evet. O günleri görürüz. Yani tam teşekküllü resmiyet süreci başladı. O çalışmalar tamamen Kenpo temelli olacak değil mi? Yani sizin kıyafetleriniz, müsabaka sisteminiz, katalarınız, işte silahlı dövüş teknik ve stilleriniz tamamen Kenpo adı altında olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Adı altında derken Kenpo stili ve sistemiyle çalışılacak. Hocam o konuyu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bizim Esat Başkanımızla konuşmamız ve Esat Başkanımızın da düşüncesi, şahsi düşüncesi eskiden 80'li yıllardaki 90'lı 95'lere kadar olan şey gibi değil. Biz Kenpo'dan ama yani şimdi Shaolin Kenpo var, Shaorinji var, Japon Kenpo'su var, Türkiye'de yapanlar var, Bursa'da da var, başka yerlerde de var. Ayrı ayrı değil de Kaju Kenpo Kenpo'nun altında beraberinde toplayıp her sistemin atıyorum Shaolin Kenpo'cu mu bu adam? Baktık, ikimiz baktık hocam sizinle, misal veriyorum. Neden olmasın? Tamam bunun katası güzel, bunun sertafası güzel, doğru yapıyor, yanlış yapıyor. Karar kanaatine vardığımız zaman o kişiyi biz eğitim kurulu olarak o grubun başına koyabiliriz. Benim şahsi düşüncem bu.
Tamam. Burada bu çok önemli değerli hocam. Bunun altını çizelim. Siz diyorsunuz ki biz Karate Federasyonu altında Kaji Kempo veya Kempo Karate olarak resmi faaliyetlere başladığımızda diğer Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, ilinde hiç fark etmez Kempo çalışıyorum diyen herkese kapımız açık. Onlara önce bir alırız, yaptıkları sistemi görürüz ve onları da bu resmi şemsiyenin altına alırız. Bu çok önemli bir detay. Aynen öyle hocam, aynen öyle. Şimdi başka hocam, karatenin gelişimi. Hazırlanmışsınız hocam. Yani dersimi çalıştım hocam. Evet. Hocam süremizi de dolduruyoruz. Ben size biraz da özel konularda da sohbet etmek istiyorum ama aklınızda varsa konuşmak istediğiniz, ismini anmak istediğiniz birileri hemen bu arada söyleyin. Hocam yani şöyle söyleyeyim. Enver hocamıza saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Hakkı Koşar hocamıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Çünkü ben Shotokan'da da 20 sene öncesinden 4 dan sahibiyim. 3. kademe kıdemli antrenörüm, milli hakemim. Yani bunlardan bahsetmedik ama Shotokan'ı çalıştım ben. Kıyokushin çalıştım. Efendim, küçük hocama, yani Enver hocadan sonraki küçük hoca diyorum ben. Engin Çebi hocama selamlarımı iletiyorum. Ölen rahmetli olan hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu korona ileti Cenab-ı Allah bütün dünya genelinde inşallah alıp götürsün, bu musibeti üzerimizden alsın. Ya hastalarımıza şifa nasip etsin, hepimizi korusun diyorum. Öğrencilerime, yani öğrencilerime hiç bahsetmedik. Hocam onları da başka bir programda bahsederiz. Ancak şimdi az önce hani buradan hocalarınızı andınız ya, hocalarınıza selamlar gönderdiniz. Bu ne kadar bu ne kadar değerli bir duruştur değerli hocam. İşte zaten bu duruşu gerçekleştirebilen, bu ahde vefayı gerçekleştirebilen kuşak ve jenerasyon maalesef eski jenerasyon. Biz de programlarımızda bunu çok çok sıkça gündeme getirmeye çalışıyorum. Yani geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Geçmişini inkar edenin geleceği olmaz. Asla. Hocasını inkar edenin asla bir geleceği olmaz. Bakın ne kadar güzel siz şu anda bu bahsi geçen ustalar içerisinde en önemli isimlerden bir tanesiniz. Ama ona rağmen sizi spora başlatan hocanızın öğrencisini dahi Engin Çebi sanıyorum. Burada anıyorsunuz ve ona saygınızı ifade ediyorsunuz. İnşallah bunu bugünkü yeni jenerasyon bir ders olarak, bir öğreti olarak üzerine alır. Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi evet bu arada dediğiniz gibi bu son dönemde de spor camiasında da çok önemli kayıplarımız oldu. Mesela hemen buradan hatırlamak gerekir. Sizin de çok yakın arkadaşınızın olduğunu biliyorum. Değerli Kenan Aydın hocamız. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yine Wushu camiasının Ordu antrenörlerinden çok önemli bir isim. Kenan Balcıoğlu hocamız. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Onları da buradan analım değerli hocam. Allah gani hepsine rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin değerli hocam. Amin. Allah bizi de korusun. Yani bu arada ben hocama hatırlatayım. Benim rahatsızlığımdan bahsedecektik. Unuttuk. Hocam tabii o aklımda, ondan bahsedecektim. Ben bu arada hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi 1980'li yılların sonu, 87-88, belki de 90'ların başı. Ben o dönem işte Topkapı Şahin Spor Merkezi'nde yine rahmetli Hamit Şahin ve kulağı çınlasın selam olsun buradan ona, Mehmet Aygün'ün çalıştırdığı Şahin Spor Merkezi'nde. Hamit Şahin vefat etti hocam. Evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Mehmet Aygün
hocamızın kulağı çınlasın onu dedim. Evet, ben de evet. O dönem orada kung fu çalışıyorum. Ama tabii çok araştırıcıyız. Çevremizdeki bütün spor salonlarını geziyoruz ve Fındıkzade'de Enver Hancı hocanın salonunu keşfettim. Çok da tabii öğrenciyim. Çok bir bilgim yok ama bir baktım ki üst taraf siyah, alt taraf beyaz. Hani siz dediniz ya kung fu ile kempo karate kardeş. Allah dedim ya bu nasıl bir sistem? Merakımdan bir dönem orada çalışmalara gittim. Sizin de Enver Hoca ile çalıştığınızı biliyorum. O dönem orada çalıştınız mı Fındıkzade'deki salonda? Hani acaba aynı yerde çalışmış mıyız? Onu merak ettim. 88 mi? Ya 88, 89, belki 87, belki de 90. O yıllarda hatırlayamıyorum. Hocam o yıllarda Esenler'de kendi salonum vardı. Aynı zamanda Enver hocamıza da haftada en az bir gün gidiyordum. Bazen öğrencilerimle, bazen yalnız. Belki de aynı yerde sizinle ter akıttık değerli hocam. Değil hocam. Ben onu da söyleyeyim. Şimdi kulakları çınlasın. Neydi o çocuğun ismi? Bizim hemşeri vardı ya. Geçen bahsetmiştik. Sizin arkadaşınızın oğlu. Mücahit Toktaş. Mücahit Toktaş. şu anda o görevi yapıyor. Allah muvaffak etsin. Ben sizi uzun yıllardır hayranınızım. Estağfurullah. Yok yani hocam şimdi dünya bana hasta, ben sana hastayım ama kimsenin haberi yok. Misal bir atasözü söyledi. Alem bana hasta, ben de sana hastayım ama ayağın kansürlerinin haberi yok. Misal veriyorum. Hocam o dönemde Esenler sol durakta salonum vardı. Enver hocamıza da bazen sporcuları alıp götürüyorduk. Bazen ben tek başıma gidiyordum. Ve sizi ben uzun yıllardır Malatyalı biliyordum. Yani Malatya'da bizden hocam. Babasının arkadaşı olduğunuz için ben kendi kendime bu bizim hemşerimiz. Hatta geçen konuşmamızda da size söyledim hatırlarsanız. Hocam Malatya'da bizim memleketimiz. Bu arada madem öyle oldu hocam, ben de size bir itirafta bulunayım. Şimdi ben kung fu sistemine çalışırken özellikle askerlik döneminden sonra biraz da Türk örf, adet ve geleneklerine hassasiyetimizden dolayı işte bu salonlarda Çin bayrakları, Japon bayraklarına antipati duyduğumuzdan dolayı bir Türk savaş sistemi kurma fikri gelişti. Bu fikir gelişirken tabii şöyle bir temel altyapımın olması gerektiğine inandım. Yani ben bir sistem kuracaksam birçok sistemde sistemi çalışmış ve o sistemde usta olmam gerekir dedim kendi kendime. Ve ajandamı o sistemleri yazdım. İşte bunların içerisinde klasik boks, vuruşlu karate sistemleri, kickbox, muay thai gibi, jet kundo gibi birçok sistem vardı. Ve o ajandanın içerisinde kaji kempo sistemi de vardı. Çünkü öğrenciliğim döneminde Fındıkzade'de o antrenmanlara katılmış ve kaji kempo'nun nasıl kendi içerisinde komplike ve çok insana temel sağlayacak bir sistem olduğunu fark etmiştim. Daha sonraki araştırmalarımda kaji kempo'yu kim yapar? Faal olarak devam eden Ramazan Çeliktürk yapar. Ve ajandanın içerisine Ramazan Çeliktürk hocanın salonuna gidip kaji kempo çalışma şeyi de vardı. Ama maalesef işte hayat şartları içinde bir ukdedir. Kaji kempo sistemine maalesef birebir çalışma şansına ulaşamadım. Ama şunun sözünü verebilirim. Hem de bu idealimizi de gerçekleştirmiş oluruz. İnşallah siz resmi bir statüye kavuşursunuz. Ben de sizin karşınızda beyaz kuşaklı bir kaji kempo öğrencisi olarak bu sistemi öğrenirim hocam. Estağfurullah. Hocam madem siz bu güzel duygularınızı dile getirdiniz, ben şunu da söyleyeyim. Kaji kempo'da şimdi bütün sistemlerin güzel yanları vardır. Evet. Ama kaji kempo'da ego yoktur. Evet. Kaji kempo, kempo'da kibir yoktur. Kaji kempo, kempo'da
gerektiğinde daha hiçbir şey bilmeden tamam sen siyah kuşaksın al bu senin denir. O siyah kuşak değil tabii ki. Gayeler farklıdır. Evet. Size de şunu demek istiyorum. Allah nasip etsin inşallah. Siz kesinlikle beyaz kuşak değilsiniz. Kempo'nun tekniğini öğrenmek istiyorsunuz. Allah bana da izin verirse başım gözüm üstüne. Yani, ne demek hocam? Öğrenciniz olmaktan onur duyarım. Başım gözüm üstüne severek. Severek hocam. Evet, evet hocam. İnşallah. İnşallah. Hocam hani demin dediniz ya Kaji Kempo'da ego yoktur, kibir yoktur. Ya bunun yansımasını da sizin şahsınızda ben görüyorum. Son olarak programı kapatırken bu konuyu da sizinle konuşmadan geçmek istemiyorum. Öncelikli olarak bir rahatsızlık geçirdiniz değerli hocam. Ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz. Bunun için size çok geç de olsa geçmiş olsun dileklerimi size iletiyorum. İnanın aslında sizi birebir gerek hastanede gerek evde ziyaret etme için çok planlamamız oldu. Ama nasip değilmiş, olmadı. Olsun buradan şimdi... Sağ ol hocam. Yine beklerim hocam. Her zaman. Size, başım gözüm üstüne hocam. Evet, size iletelim. Şimdi hocam, ben sizi tabii sosyal medyadan da takip ediyorum. Yani çok ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz bacağınızla alakalı ve bir bacağınızı da maalesef kaybettiniz. Şimdi genel olarak bu travmayı yaşayan insanlar hani kendi kabuğuna çekilir, bunu insanlardan gizler. Ne bileyim bu bir yani nasıl tarif edeceğimi de bilemiyorum. Belki bir insanlardan çekinme ve utanma vesilesi olur. Ama siz bunun tam aksine hocam. Bu rahatsızlığınızı sosyal medyadan paylaştınız. Daha sonra bu rahatsızlığın tedavi etmek için yapmış olduğunuz o rehabilitasyon çalışmalarını, o fizik tedavi hareketlerinin hepsini sosyal medyadan paylaştınız. Ben orada şöyle bir şey gördüm hocam. Hepsini değil hocam. Çoğunu paylaştınız ama ben orada şöyle bir şey gördüm hocam. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Sanki karşımda bir Kaji Kempo ustası değil de hayata yeniden başlamış, spora yeniden başlamış ve bu sporu tek bacağı olmasa da 5 yaşındaki çocuk. Evet, beyaz kuşaktan başlayıp o eksikliğine rağmen bu yaşamı ve bu sporu tekrardan zirveye taşıyacak bir portre gördüm, kişilik gördüm ve hayranlıkla da bunu hep takip ediyorum. Bunun hakkında ne demek istersiniz Sayın Hocam? Çok örnek bir davranış çünkü. Benim sevgili hocam, şimdi gerçekten insanları tanımak için atalarımız en güzel sözler, atalarımızın sözlerinde en güzel şeyler atalarımızın sözlerinde saklıymış. Ben yine katılıyorum bugünkü sohbetimizde. Şimdi yani bir insanı tanımak için sohbet etmek, alışveriş etmek, yemek yemek vesaire lazım. Evet. Şimdi bir şey desem güleceksin. Gül. Mevzu neydi? Bana hatırlat. Bacağınızdaki rahatsızlık. Bacak. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Kafa dalıyor. Yani kafa dalıyor. Neyse hatırladım. Teşekkür ederim. Canım hocam. Şimdi benim bacağım 2 sene önce 2019 Mart'ın 31'inde hastaneye yattım ve hemen yatar yatmaz ameliyata aldılar. Önce kesmediler. Öbür bacaktan damar aldılar. Bilmem ne yaptılar vesaire. Bir aya yakın o böyle alçıda durdu. Sadece ayak baş parmakları dışarıda kaldı. Gelip gittiler böyle baktılar. Kılcal damarlar başlıyor mu çalışmaya? Biz çalışacak diye beklerken maalesef kangrene çevirdi. Kangrene çevirince mecburi ya keseceğiz dedi ya da hocam Allah'a emanet. Aynen şunu dedim. Hocam ne bekliyorsun? Madem ki bu noktaya geldik, kes.
dedim. Dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Kestikten sonra tabii hocam Allah kimsenin başına vermesin. Ben bir sene boyunca ya kolay değil bu kocaman bacak diz üstünde. Yani bu diz üstünde kesilmiş, dikilmiş. Bir sürü anlatamayacağım acılar çektim. Zorluklar yaşadım. Allah razı olsun. Yani buradaki en büyük pay eşim. Sağ olsun. Bana kesinlikle çok destek oldu. Yani şöyle söyleyebilirim. Eşim ve çocuklarım 5 yaşındaki çocuklar gibi bana baktılar. Allah razı olsun. Bana baktılar ama burada şimdi bunu sakın yanlış anlama. Mütevazi olamayacağım. Ben ona layık olduğum için baktılar. Yoksa bakmazlar valla. Öyle. Neden mızmızlanmadım? Neden? Demin sizin de dile getirmeye çalıştığınız gibi ben hiçbir şey yokmuş gibi yoluma devam ettim. Hemen protezimi sipariş zar zor şartlarda sipariş verdik. Fizik tedaviye başladık. Kurslara gitmeye başladım. Ve inadına peki bu şey nereden geldi hocama söyleyeyim. Ben tamam kempucuyum ama karate do felsefesinden de aldığım çok şey var. Bir tanesi şudur. Karate do ne der biliyor musun hocam? Buyurun hocam. Çoluğun çocuğunla eşinle sabahleyin kahvaltını yaptın. Evden çıktın. Eşini seviyorsun. Bu sen değilsin. Örnek yani hocam. Veya ben de değilim. Örnek. Eşinle vedalaştın. Hanımım alas balık dedin. Çocukları öptün. Sarmaş dolaş. Gittin işine. Akşama kadar çalıştın. Akşam paydos ettin. Pazara gittin. Atıyorum şimdiki şeyler gibi konuşalım. Şu andaki ortam gibi konuşalım. Markete gittin vesaire. Tabii bu konuşulanlar yüzyıllar önce olmuş. Karate do felsefesini çıkaran kişiler çıkarmış bunu. Bu da bana 68-70'lerde 75'lerde hocalarım tarafından verildi ve bende kalmıştır bu. Şimdi diyor ki gittin, gezdin, dolaştın, çalıştın, yoruldun, akşam evine geldin. Fileni doldurdun. Ne aldın? 2 kilo, 1 kilo elma aldın, 1 kilo portakal aldın. Misal veriyorum hocam. Eve yaklaştın. Ev yanmış hocam. Kül olmuş. Evden hiçbir şey kalmamış. Yani kırık bir çekyatın yarısı kalmış. Bir tane atıyorum sehpa kalmış. Anan ölmüş. Tövbe estağfurullah. Baban ölmüş. Hanımın ölmüş. Çocukların Allah göstermesin ölmüş. İşte diyor sen o anda her şeyi olduğu gibi görebilip hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam edersen sen benliğini bulmuşsun. Evet. Ben o şeyimi buradan aldım hocam. Yani o mücadeleci hayata tutunma gayeniz evet. Ve amacınız bu yapmış olduğunuz sistemin içerisindeki felsefeden kaynaklı. Aynen hocam. Ben o ruhu buradan almışım. Ve çok şükür yani fazla ölmek de istemiyorum. Nazardan korkuyorum hocam. İnanın iki ayağı olan sözüm buradan dışarı çoğu insandan ben çok iyiyim. Yani ben asla kibir değil hocam. Tövbe. Tövbe. Yok hocam yani, biz onu kibir ben, olarak algılamıyoruz. Çok da güzel izah ettiniz. Yani bence bu çok örnek bir davranış. Yani gelecek nesillere çok örnek bir davranış. Böylelikle de mücadele sporlarının insana neler kazandırdığını da sizin nezdinizde hepimiz görmüş ve yaşamış olduk.
Allah sizi başımızdan eksik etmesin değerli hocam. Allah uzun ömürler Allah versin. Allah razı olsun. Nice, hep beraber. Nice sağlıklı geleceklerde sizinle birlikte olmak ve antrenman yapmak nasip İnşallah etsin hocam. Rabbim bize. Bunu da buradan İnşallah sözleşmiş olalım değerli hocam. Hocam buradan Ahmet Topçu Başkan'a, Cengiz Deniz Başkan'a, Şerafettin Baynaz Eğitim Kurulu Başkanı'na, Muharrem Kekçiç Hakem Kurulu Başkanı'na, İbrahim Coşkun, Kemal Yolcu hocalara çok selam söylüyorum. Başka ismini şu anda hatırlamadığım arkadaşlar da var. Bunlar kim onu da söyleyeyim. Bunlar hocam son zamanlarda işte hani kempoyu tekrar başlatalım diyoruz ya. Evet. Benim ekibim diyelim yani öyle diyelim. Beraber hareket ettiğimiz arkadaşlar. Peki hocam o isimlerin içerisinde kempocu, kempo temeli olmayan isimler de var. Söyleyeyim hocam. Bu bir eleştiri olmayacak mı size? Yani adam o sporcunun veya antrenörün geçmişinde hiç kempo ile alakası yok. Ama bugünkü resmileşme sürecinde kemponun içerisinde neden diye sormazlar mı size? Ben hemen cevap vereyim hocama. Ahmet Topçu 10 senedir benimle çalışıyor. Ha çok iyi bir kempocu değil. Yok hocam isim olarak zikretmenize gerek yok. Yani ben genel olarak söyleyeyim herkes bilsin hocam. Söyleyeyim Allah razı olsun sizden. Bu imkanı verdiniz herkes bilsin. Çok iyi bir kempocu değil ama benimle çalışıyor. Cengiz Deniz kempo ile alakası yok. Shotokan'da 7 danda. Evet. Karate Federasyonu'nda ilgili Karate Federasyonu'nun görevlendirdiği hocalarımızdan. Yani bizim başımıza verdiler. Anlaşıldı. Yani organize başlarsa o bizim başımızda. Şerafettin Baynaz Halis Başkan'la beraber çalışırken eğitim kurulundaydı. Yani şu anda nerede eğitim kurulunda? Savunma ve ring sporlarında. Kempo başladığı zaman bu kurullar yeniden hepsi yeniden yapılacak, yapılandırılacak. Evet. Muharrem Kekuç o da benimle çalışıyor uzun zamandır. Çok iyi bir kempocu değil. Ama idare eder. Kempo temeli var ben yani. Sağ. Ben kempo sağım hocam. Var. Ben sağım. Evet. Evet. İbrahim Coşkun, Kemal Yolcu. Bunların kempo ile alakası yok. Bunları nereye vereceğiz? Yapabilecekler güzel yerlerde görevler vereceğiz Allah'ın izniyle. Bunlar da aynı şey. Başka bir şey beklentileri yok. Canım hocam çok meşgul ettim galiba. Ama doyamıyorum hocam, size. Evet, ne yapayım? Süremizi bayağı açtık. 1 saat 13 dakikaya geldik. Biz programımızı bitirelim müsaadenizle. Tamam hocam. Hani benim buradaki acizane... Peki bak hocam. Buyurun. Evet hocam. Benim buradaki acizane fikrim ve düşüncem şu oldu. Sonuçta bir resmileşme süreci. Bu süreç içerisinde resmileşme oluşumunu tamamlayacak isimlerin çok dikkatle seçilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta bir branş, bir stil resmileşme aşamasına geçiyor ve dolayısıyla bu aşamada bu aşamayı oluşturacak ve yönetecek kişilerin kempo orijinli olması gerekir ki daha sağlam temeller kurulsun. Hocam yani çok haklısın. Evet. Şimdi daha yani o aşamaya gelmediğimiz değinmedim ama anladım. Ben şimdi değinmek zorundayım. Engin Çebi var. Yani şey Enver Hoca başta var zaten. Enver Hoca başta. As başka şey Onursal başka. O zaten var. Engin Çebi onun arkasından ya teknik kurula ya eğitim kurulunun başına verilecek kesin. Arkadan Okay Arpa benim öğrencim. Hocam detayları siz mutlaka çok iyi biliyorsunuzdur. Mutlaka herkesi hak ettiği yere de getireceksinizdir. Hak ettiği görevleri vereceksinizdir. Çok detaylara girersek çok programımızı çok uzatmış oluruz. Ben size çok teşekkür ediyorum değerli şöyle hocam. Şöyle söyleyeyim hocam. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Canım hocam. Şöyle söyleyeyim.
Yani şu Ahmet Türkçü vesaire şey yaptık ya, size haklı olarak güzel bir şey sordunuz. Haklısınız. Yok, bu adamlar kempurcu değil. Ben kimsenin şahsı hakkında bir şeyde bulunmam. O haddim de değil. Sadece düşüncemi sizle paylaşmak istedim. Bu samimi haklısın, sohbetin içerisinde. Haklısın. %100 haklısın. Ben de o arada işte bir şeylere değinmek istedim. Şöyle söyleyeyim hocama. O gün nasip olursa, o güne gelse biz kemobilerden kurulacak. Evet. Ama benim öğrencilerimden bir fiil bende en az 10 sene çalışar. En az. 2 sene, 3 sene değil. Evet, anlaşıldı değerli o hocam. Sene çalışan öğrencilerinden alınacak. Ben Enver Hoca'nın eskiden daha da şu an mesela faaliyet gösteren öğrencileri var. Onları da değerlendireceğiz hocam. Evet, anladım durum hocam. Böyle hocam. Evet, peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada yayının sonlarına doğru sanıyorum internetle alakalı bazı sıkıntılardan dolayı donmalar yaşandı. Bundan dolayı da izleyenlerimizden özür diliyoruz. Evet. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum değerli hocam. İnşallah başka bir programda tekrar sizinle birlikte oluruz. İnşallah bir gün Kaji Kempo tam anlamıyla resmi olduğunda tekrar yeniden onun bir kutlama programını yapmış oluruz. Çok i̇nşallah, kıymetli Son inşallah. Samuray izleyenleri, bugünkü konuğumuz Kaji Kempo'nun Türkiye'deki çok önemli isimlerinden bir tanesi Sayın Ramazan Çelik Türk hocam oldu. Kendisiyle samimi bir program gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Başka bir programda görüşmek üzere. Her şey Türk mücadele sporları için olsun temennimizi tekrar ediyor ve sizleri sporculuk selamıyla selamlıyoruz.